Enflasyon %47 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Yalan. Enak %100'ün üzerinde açıkladı. O TÜİK zaten öyle bir ceza alacak ki bir gün. Milletin hakkını yiyor şerefsizler. Peki abi nasıl düzelecek bu durum? Düzelmez kardeşim. Bu iktidar da düzelmez. Evet, doğru sesleniyorum burada. Çok sevdiğim kolayı 50 liraya çıkartmış ya, onu sevmiyorum artık. Koladan vazgeçtim artık. Kola 50 milyon olmuş abi. Sigara da 50 milyon olmuş. Ne yapacağız abi? Enflasyon %47 olarak açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? Bak abi sana bir şey söyleyeyim. Bak, elimizde 15 tane ekmek var. Kur'an çarpsın, evin içerisinde ya. Torunlarımla, kızlarımla birlikte yaşıyorum. Kızlarımın kocaları da... Ne kadar ekmek giderin günlük? Abi inan Allah'ına 100-150 milyon, 10 milyon olmuş abi. Ben Fikirtepe Kadıköy'de oturuyorum. 10 milyon olmuş abi ekmek. Yani fırınlarda her ekmek değişik bir fiyatta. Bak geldik belediye ekmeği aldık. Yani Kur'an çarpsın yani öldük bittik artık ya. Vallahi bittik abi ya. Bunu yayınlayın abi. Ben engelliyim abi. Neye bağlıyoruz böyle olmasını? Abi neye bağlıyorum? Enflasyon neden fazla oldu? Dolara zam geliyor. Euro'ya zam geliyor. Her gün millet borçlanıyor. Ödeyemiyor. Bütün yuvalar dağıldı. Yani ne yapacağımızı şaşırdık abi. Ne yapalım yani? Söyleyin de onu yapalım. Ev kirası olmuş 10 milyar. Şu anda evden atıyorlar bizi. 3 milyarlık evde oturuyoruz. Çıkarsak 10 milyara gireceğiz. 10 milyar nereden ödeyeceğiz biz? Benim engelli maaşım vardı. Onu da kestiler. Yani ne yapacağımızı şaşırdık abi ya. Kur'an çarpsın şaşırdık abi ya. Seçimden önce bizden başka kimse bu durumu düzeltemez. Ekonomiyi düzeltemez diyorlar. Düzeltsin o zaman. Tamam biz gene Tayyip Erdoğan'ı seçtik. Oy mu verdi? Oy vermedim ben mahkumum. Ben pandemi izindeyim şu anda. Bize oy hakkı gelmedi. Hani kağıt da gelmedi. Ben oy vermedim. Ama ben şeyim yani Recep Tayyip Erdoğan'a üyeyim ben. Ben AK Parti'ye üyeyim yani. Yani şöyle söyleyeyim ben Cumhurbaşkanımızı da seviyorum. Ama bunu gerçekten de yaparsa gene Cumhurbaşkanımız yapar. Bu enflasyonu siler ortada. İstese her şeyi yapar abi ya. İstese her şeyi yapar. Bilmiyorum neden yaptıklarını. Yanındaki insanlar ona ne söylüyorsa yani bakanları şunlar bunlar o da öyle gidiyor. Yoksa Cumhurbaşkanımız el koyduğu şeyi bitirir yani. Ben böyle söylüyorum. Böyle söylüyorum abi. Biz yani garip insanlarız. Biz roman insanlarız. Yani inanın Allah'ınıza evimizde bizim et pişmiyor abi. Açık açık söylüyorum. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 senedir bizim evimizde et pişmiyor abi. Etim kilosu olmuş abi 600-700 milyon. Nereden alacağız biz? Ne yapalım biz şimdi? Hırsızlık mı yapalım? Yok. Da çok sevdiğim kolayı 50 liraya çıkartmış ya, onu sevmiyorum artık. Koladan vazgeçtim artık. Kola 50 milyon olmuş abi. Sigara da 50 milyon olmuş. Ne yapacağız abi? Yani bir kola bir sigara yapamıyorum. Yok abi yok. Yok abi. Bunu bize neden böyle yaptın şey. Tayyip Baba? Bu romanlara neden böyle yaptın? Romanlar seni çok seviyor, sen bilmiyor musun? Yani Tayyip Erdoğan da bizim içimizden çıktı. Kasımpaşa çocuğu. Kasımpaşa'dan çıktı. Romanların ne yaptığını, ne ettiğini bilir. Yani biz yani etsiz yemek yemezdik. Kur'an çarpsın biz eti özledik abi ya. Allah belamı versin biz geçinemiyoruz ya. Ayrıldık ayrılacağız noktasına geldik artık. Ne yapacağımızı da şaşırdı. 5 tane benim çocuğum var abi. Eve gidiyor. Baba 10 lira ver. 10 lira veriyorum. Baba 10 liraya bir şey olmuyor ki. Niye o zaman 10 lira istiyorsun benden? Baba fazla verirsin diye söyledim. Ne yapabilirim abi? Yani vereceksin ki çocuğuna 30-40 milyon. Gidecek o da bir bisküvit alacak kendine. Abi bir bisküvit olmuş 20 milyon ya. 20 lira bir bisküvit. Bir tanesi olmuş 5 lira abi. Ne yapacağız biz? Ben engelliyim. Benim maaşım da kesik şu anda. Yani şöyle söyleyeyim sana. Serpak satıyorum bu köprüde. Gelin orada da çekin isterse. Uyuşturucu satmıyoruz. Hırsızlık yapmıyoruz. Hiçbir haydutluk bir şeyimiz yok. Biz de bu vatanın evladıyız. Yani Suriyelilere bir bakıyoruz ki adamlar dükkan açmış. Adamlar mis gibi geçiniyor. Altlarında son model araba var. Biz bu vatanın evladıyız. Biz burada geçinemiyoruz. Ekmeğimiz yok ekmeğimiz. Yatacak yatağımız yok ya. Yeter ya. Yeter bunu Cumhurbaşkanımız yani elini koydu mu bitirir. Enflasyon. Mesela ekmek 10 lira değil mi? Ekmeği çeker 3 liraya. Benim halkım der 3 liradan ekmek yesin der. Çünkü biz onun vatandaşıyız. Biz Almanya'nın değil, Amerika'nın değil. Biz kimsenin vatandaşı değiliz. Biz Türk vatandaşıyız. Suriyeli de değiliz. Afganistanlı da değiliz. Arkadaşlar merhaba. Yıllık enflasyon açıklandı. %47. Vallahi dostum hani ülkenin gerçekliklerini siz bizden daha iyi biliyorsunuz. %47 olmadığını hepimiz biliyoruz. Enak'ta %112 olarak açıkladı. Sayıştay mesela Cumhurbaşkanlığına bağlı ya. O daha devletin kendi içerisinde yaptılan yolsuzlukları bile doğru dürüst araştıramıyorlar. Adamlar mesela mecliste bir yolsuzluk şeyi oluyor. Teklif veriliyor. İşte MHP ile AKP'nin oylarıyla reddediliyor. Niye abi? Bu ülkenin parası böyle çarçur edilirken, bu insanların bu kadar tüy bitmemiş yetimin hakkı yenirken, bizim devlet büyüklerimiz bu kadar sorumsuz davranacaksa o zaman bizim bu ülkemiz kimlere emanet? Yani şu anda enflasyonun da
ne kadar kötü olduğunu anlamak için biraz etrafına bakarsan al çok anlarsın abi. Hepimizin bunun farkındalık aslında önemli değil. Önemli olan şudur bana göre, bu ülkede bilinçli seçmen kitlesinin varlığı. Ülke, yani bu ülkede hani nasıl söyleyeyim size, eğitim seviyesinin çok alt seviyelerde olduğunu farkındasın. Mesela deprem oluyor, hemen üniversiteler kapatılıp herkes evine gönderiliyor. Pandemi hadi yine bir nebze tamam virüstü, sıkıntıydı. İşte o dönemde bu küçücük çocuklar, bak çocuk burada. Şu onların hepsinin bak bunun etkilerini bir 5 yıl 10 yıl en fazla o kadar sürecek. Onların etkilerini göreceksiniz. Peki neden böyle oldu bu ekonomi? Seçimden önce farklı bir tablo çiziyordu hükümet. Onu da vallahi abi yani şimdi oy verenlere sormak lazım. Şimdi yani şey herkes bir ülkenin bir nasıl söyleyeyim beka sorununun dış güçler olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunun en temel sorununu zaten söylüyorum size. Bu ülkede seçmen kitlesinin bilinçsiz olması. Ben bir insana oy veriyorsam tamam mı? O insanın kim olursa olsun babam bile olursa bu adam bana yarın öbür gün ne katacak? Benim istikbalim için, benim çocuklarımın geleceği için, torunlarımın geleceği için ve ülkem için, ülkemin nasıl kalkınabileceği için nasıl hizmetler sunacak? Sunmuyorsa bu adama bir kere oy verirsin, bir daha vermezsin değil mi? Bu ben olsam bile dahildir. Veriyorsan da sonuçlarına katlanacaksın, şikayet etmeyeceksin. Zaten demek istediğim de şey, yani hepimiz her şeyin bilincindeyiz ama her şey herkes her şeyden şikayetçi ama hiçbir şey değişmiyor. Yani en komik olan da o yani. Anlatabiliyor muyum? Bu ülkenin en büyük sorunu siyaset okullarının açılması gerekiyor. Yönetimden anlayan, yani kimisi ekonomi için yetiştirilecek, kimisi dışişleri için yetiştirilecek. Bu şekilde siyaset okulları açılıp iyi adamlar yetiştirilmedikçe bu ülkenin hali böyle olacak. Bir de seçmen kitlesinin bilinçlenmesi lazım. Sen hele o telefonunu çıkar. Telefon artık bu dünyada artık bir ihtiyaç. Bu telefon o kadar çok önemli bir şey değil. Yok işte sen gidiyorsun burada oturuyorsun, şurada oturuyorsun. Sen zaten kendin insanının lükse layık olduğunu görmezsen her zaman batıdan aşağı kalır, yanın tarafın kalır. Adam mesela ben şunu duydum çok üzüldüm. TÜBİTAK bir yapıyor mesela liseler arası yarışma yapıyor. Bir tane çocuğumuz imam eriğini papaz eriğine çeviren bir düzenek yapıyor. Bu çalışmaya destek veriyorlar. Ama bir genç kızımız şöyle nasıl söyleyeyim şu nesnenin içerisinde veya şu kağıdın içerisinde ne kadar nem oranı var, ne kadar su birikintisi var bunu ölçecek bir icat yapmış, bildiğiniz icat. Buna destek vermeyip onun projesini çöpe attılar ve şu anda o kızın NASA'da olduğunu öğrendim. Aa bu projesi niye NASA'ya gidiyor ya? Benim ülkemin genç beyinleri niye başka bir yere gidiyor? Benim öncelikle bu ülkenin eğitim sisteminin düzeltilmesi lazım. İnsanların bilinçlenmesi lazım. Bugün ben belki keyfim yerindedir, anlatabiliyor muyum? Benim cebimde bir su olacak param vardır ama senin yoksa ben bu duyarlılığı göstermiyorsam asıl problem budur. Ben senin acını hissetmiyorsam, ben senin yokluğunu hissetmiyorsam biz böyle kalkılamayız. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyleri beraber yapmak. Yani bu birlik ve beraberlik ruhu her zaman olmazsa bu ülkenin de gidişatının böyle işte enflasyon işte %40'larda falan filan gibi lanse edilirse de kimseden zaten ses çıkmaz. Ha görüyorsun abi mazot olmuş 36 lira kimsenin umurunda değil. Ama Çin'de sadece 0.25 kuruşluk bir hükümetin akaryakıta zam yapılması durumunda adamların hepsi o an arabalarından çıkıp gidip caydırıcı bir karar aldırmalarına bak nasıl sebebiyet verebiliyor. Kenya gibi bir yer ya. Adamlar fiyatı yükseldiler. Kenya gibi bir yerde adamlar hemen kalktı. Hayırdır ne oluyor diyebiliyorsa ve biz burada o kadar eğitim seviyesi yükseğiz deyip adı altında mesela o şekilde düşünüp ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranırsak yani bazı şeyler de hani bize reva görülüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela bir belediye, normalde belediye meclislerinde alınan kararlar ilk önce halkın bilgisine sunulur. Bir tabelası vardır belediyenin. Oraya asılır. Halkın yararına ve faydasına varsa, bu bir fayda ve yarar varsa orada o şekilde o kararlar alınıp kamu yararı gözetilerek yapılır. Ama ben görüyorum ki bizim ülkemizde daha çok böyle rant peşinde koşanlar, böyle ihale alıp satanlar arasında sadece alışveriş maksatlı. Ya bizim bak benim kaldığım şehirde bir meydan 5 defa aynı yıl içerisinde 5 defa değiştirildi ya. Bu milletin mesela bu kadar imkanları, bu kadar şeyleri hepsi heba ediliyor. Bizim çocuklarımızın geleceğinden çalınıyor. Anlatabiliyor muyum? Sizin, benim, hepimizin. Onun için hepimizin birbiriyle yani bir şey fikir ayrılıklarımız olabilir ama birbirimizle bütünleşmemiz lazım. Sen A partisini, ben B partisini savunuyor olabilirim.
Ama fikir bağlamında ortak fayda, ortak yarar neyse o şekilde düşünüp hareket etmemiz gerekiyor. Ama ben vay efendim sen şuyucusun, sen buyucusun dediğimiz zaman ister istemez zaten bir kopukluk ayrışır. Bak mesela eskiden ülke piramidinde ekonomi piramidi şöyleydi. Yukarıdan bir üçgen şeklinde gelirdi. Mesela hani üst tabaka dar, zenginler dardı, orta taban daha genişti, fakirler de işte aşağıya doğru durumu kötü olanlar da daralıyordu. Ama şu anda o üçgen tam tersi olmuş. Fakir tam fakir, orta sınıf tam daralmış, üst sınıf da işte zengin de tam zengin oluyor. Ben anlatabildiğim yani birlik ve beraberlik olması lazım. Enflasyon %47 olarak açıklandı. Vallahi o enflasyonun %47 olmadığını siz de biliyorsunuz benim gibi. Enak'ta dedi ki %100'ün üzerinde de enflasyon. Vallahi bence %200'ün de üzerindedir yani. Çünkü gelen zamlar onu gösteriyor. Hiç yalan konuşmanın anlamı yok. Enflasyonu TÜİK niye bu kadar düşük açıklıyor? Verdikleri zamları alt seviyede tutmak için yani. Bu ancak kendileri kandırırlar. Başka kimseyi kandıramazlar. Vallahi artık ümit yok. Müstahak yani. Bize müstahak. Bu halka müstahak.